Nuh oğullarının soyu. Nuh'un oğulları Sam, Ham ve Yafet'in öyküsü şudur. Tufandan sonra bunların birçok oğlu oldu. Yafet'in oğulları Gomer, Magok, Meday, Yavan, Tuval, Meşek, Tiras, Gomer'in oğulları Aşkenaz, Rifat, Togarma, Yavan'ın oğulları Elisha, Tarşiş, Kittim, Rodanim. Kıyılarda yaşayan insanların ataları bunlardır. Ülkelerinde çeşitli dillere, uluslarında çeşitli boylara bölündüler. Hamun oğulları Küş, Misraim, Püt, Kenan, Küş'ün oğulları Seva, Havila, Savta, Rama, Savteka, Rama'nın oğulları Seva, Dedan. Küş'ün Nemrut adında bir oğlu oldu. Yiğitliği ile yeryüzünde ün saldı. Rabbin önünde yiğit bir avcıydı. Rabbin önünde Nemrut gibi yiğit avcı sözü buradan gelir. İlkin Şinar topraklarında Babil, Erek, Akat, Kalne kentlerinde krallık yaptı. Sonra Asur'a giderek Ninova, Rehovot, İr Kalah kentlerini ve Ninova ile önemli bir kent olan Kalah arasında Resen'i kurdu. Misraim, Lutluların, Anamlıların, Lehavlıların, Naftuhluların, Patrusluların, Filistlilerin ataları olan Kasluluların ve Kaftorluların atasıydı. Kenan ilk oğlu olan Sidon'un babası ve Hititlerin, Yesuvluların, Amorluların, Girgaşlıların, Hivlilerin, Arklıların, Sinlilerin, Arvatlıların, Semarların, Hamalıların atasıydı. Kenan boyları daha sonra dağıldı. Kenan sınırı Sayda'dan Gerar, Gazze, Sodom, Gomorra, Adma ve Savoyme doğru Laşa'ya kadar uzanıyordu. Ülkelerinde ve uluslarında çeşitli boylara ve dillere bölünen Hamoğulları bunlardı. Yafet'in ağabeyi olan Sam'ın çocukları da oldu. Sam bütün Ever soyunun atasıydı. Sam'ın oğulları Elam, Asur, Arpakşat, Lut, Aram, Aram'ın oğulları Üs, Hul Geter, Maş, Arpakşat, Şelah'ın babasıydı. Şelah'tan Ever oldu. Ever'in iki oğlu oldu. Birinin adı Pelek'ti. Çünkü yeryüzündeki insanlar onun yaşadığı dönemde bölündü. Kardeşinin adı Yoktan'dı. Yoktan, Almudat'ın, Şelef'in, Hasarmavet'in, Yerah'ın, Hadoram'ın, Uzal'ın, Dikla'nın, Oval'in, Avimael'in, Şeva'nın, Ofir'in, Havila'nın, Yovav'ın atasıydı. Bunların hepsi Yoktan'ın soyundandı. Doğuda Meşa'dan Sefar'a uzanan dağlık bölgede yaşarlardı. Ülkelerinde ve uluslarında çeşitli boylara ve dillere bölünen Samoğulları bunlardı. Tufandan sonra kayda geçen ulus ulus, boy boy, yeryüzüne dağılan bütün insanlar Nuh'un soyundan gelmedir. Babil Kulesi Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırlardı. Doğuya göçerlerken Şinar bölgesinde bir ova bulup oraya yerleştiler. Birbirlerine gelin tuğla yapıp iyice pişirelim dediler. Taş yerine tuğla, harç yerine zif kullandılar. Sonra kendimize bir kent kuralım dediler. Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız. Rab insanların yaptığı kentle kuleyi görmek için aşağıya indi tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşük tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek hiçbir engel tanımayacaklar dedi. Gelin aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar. Böylece Rab onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu. Bu nedenle kente Babil adı verildi. Çünkü Rab bütün insanların dilini orada karıştırmış ve onları yeryüzünün dört buçağına da Çünkü Rab onların Çünkü Rab bütün insanların dilini orada karıştırmış ve onları yeryüzünün dört bıçağına dağıtmıştı. Sam'dan Avram'a. Sam'ın soyunun öyküsü. Tufandan iki yıl sonra Sam 100 yaşındayken oğlu Arpakşat doğdu. Arpakşat'ın doğumundan sonra Sam 500 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızları oldu. Arpakşat 35 yaşındayken oğlu Şelah doğdu. Şelah'ın doğumundan sonra Arpakşat ve 400 Şelah'ın doğumundan sonra Arpakşat 403 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızları oldu. Şelah 30 yaşındayken oğlu Ever doğdu. Ever'in doğumundan sonra Şelah 403 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızları oldu. Ever 34 yaşındayken oğlu Pelek doğdu. Pelek'in doğumundan sonra Ever 430 yıl daha yaşadı başka oğulları kızları oldu. Pelek 30 yaşındayken oğlu Rem doğdu. Pelek 30 yaşındayken oğlu Reu doğdu. Reu doğumundan sonra Peluk 30 yaşındayken oğlu Reu doğdu. Reu'nun doğumundan sonra Pelek 209 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızları oldu. Reu 32 yaşındayken oğlu Seruk doğdu. Seruk'un doğumundan sonra Reu 207 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızları oldu. Seruk 30 yaşındayken oğlu Nahor doğdu. Nahor'un doğumundan sonra Seruk 200 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızları oldu. Nahor 29 yaşındayken oğlu Terah doğdu. Terah'ın doğumundan sonra Nahor 119 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızları oldu. 70 yaşından sonra Terah'ın Avram, Nahor ve Haran adlı oğulları oldu. Terah soyunun öyküsü. Terah, Avram, Nahor ve Haran'ın babasıydı. Haran'ın Lut adlı bir oğlu oldu. Haran babası Terah henüz sağken doğduğu ülkede Kildanilerin Ur kentinde öldü. Avram'la Nahor evlendiler. Avram'ın karısı olan Saray, Nahor'unkinin adı da Milda'ydı. Milka, Avram'ın karısının adı Saray, Nahor'unkinin adı Avram'la Nahor evlendiler. Avram'ın karısının adı Saray, Nahrunki'nin adı da Milda'ydı. Milka, Milda değil Milka. Terah'ın soyunun öyküsü. Terah, Avram, Nahor ve Haran'ın babasıydı. Haran'ın Lüt adlı bir oğlu oldu. Haran babası Terah henüz sağken doğduğu ülkede Kildanilerin Ur kentinde öldü. Avram'la Nahor evlendiler. Avram'ın karısının adı Saray, Nahrun'un Avram'ın karısının adı Saray. Nahrun Nahrun kininde. adı da Milda'ydı. Avram'ın karısının adı Saray. Nahrun de adı Milda'ydı. Avram'ın karısının adı Saray. Nahrun kinin adı Milda Milkaydı.